Travis olarak. Bizden sonra çalıyor bu arada. Bizden sonra çalıyor. Onlardan önce çalmıyoruz. Yani. Çünkü Travis'e de para veriyorlar. Pinhani'nin ön grup diye. Arka grubu. Ya diyeyim ama artık o kadar da diyeyim. Sen de Travis'i ezdin bitti. Travis'in arka grup olduğu müthiş bir konser. Çünkü? Çünkü bize de para verdiler. Çiğ köfte yapayım dedim ben hani kuliste. İkram edeyim böyle. 200 netli ekmeği yiyorduk ama şimdi olmuyor. Sen eriklendik hadi canım. Bekliyorum seni ortağım. Sürpriz bir isim geliyor. Şu anda açıklamıyorum. Açıklayabiliriz. Açıklayalım mı? Tabii canım sorun değil. Açıklıyoruz o zaman. Karşısı seçim şarkısı olur ya. Peki madem. Peki madem. İnanamıyorum noktayı koydu. Pinhani yeni albümüyle geliyor, 7. albüm geliyor ama 7. albüm önceden bir ses vermeye başladı. Önceden kendini hissettirmeye başladı, tekliyle hissettirmeye başladı. Kendinden usandırma. Teklisi geldi, artık tekli diyoruz değil mi? Evet, evet. Tekli. Tekli diyoruz, güzel, yakışıyor ya. Peki 7. albüme gidene kadar hep böyle bir uygulama mı olacak? Yani albüm çıkana kadar tekli mi düşünüyorsunuz Sinan? Nasıl olacak? Plan yok. Şu an aslında bir tekli çıkarma planımız yoktu. Zaten bu ara çok konserimiz var. Bir haftalık bir boşluğumuz vardı. O ara işte böyle bir gaza geldik. Hızlı hızlı kaydettik, geçtik. Zaten demolarını yapmaktayız boş zamanlarda. Bir başka boşluğumuzda bu şarkının demosunu yapmıştık. Şimdi de hazır boşken kaydedelim. Böyle bahar konserlerinde bize bir motivasyon olur yeni bir şarkıyı çalmak. Çünkü çok kalabalıklara çalıyoruz. Normalde bizim bir konserimize işte 300-500 kişi geliyor iken, en fazla 1000 kişi geliyor iken, şimdi baharda karşımızda 5000, 10000, 20000, festivallerde 30000, 40000 kişi oluyor. Şimdi bu kadar kalabalığa çalarken insanın yeni bir şarkısının da olması güzel bir motivasyon. Bu Mayıs'taki ilk festival olan Eskişehir'e yetiştirme hedefiyle başladık çalışmaya ve yetişti gerçekten. Bir gün önce çıktı. Şey nasıl olur enstrümantalist açısından da biraz önce Sinan söyleyince aklıma geldi. İşte 500 kişiye de çalıyorsun. Tabii ki aynı özenle çalıyorsun. Aynı dikkatle, aynı kendini verme haliyle. Ama işte 5000 kişiye de çalıyorsun. Oradaki fark nedir müzisyen açısından? Az kişiye çalarken şöyle bir hani ben artı olarak görüyorum. Reaksiyonu çok yakından ve direkt görebiliyorsunuz. Yani o enerji en azından en ön sıraya geçmişse o yüzlerden okunuyor. Performans olarak tabii yine en iyisini vermeye çalışıyoruz yani. Peki şey değişir mi? Ses sistemleri değişiyor tabii. Küçük bir mekanda çaldığınız tabii ses sisteminin performansı ile bir stadyum ya da benzeri bir açık hava alanındaki ses sistemi teknik olarak bir şey değişir mi? O teknik müzisyene nasıl yansır? Mesela amfiden ya da işte dışarıya ses veren hoparlörlerin gücü arttıkça aslında yapılan müziğin etkisi de içeriye artıyor. Dışarıdan bir geri dönüş pozitif anlamda oluyor. Çok iyi hissettiğim ve güzel geçsin istediğim konserlere özellikle büyük amfiler taşıyorum hani geçen yıl. Konserde de olduğu gibi. Ama ki büyük sahne küçük sahneden ziyade kendince bir hissiyatla. Işte, yani hissiyatla alakalı. Büyük sahnede de o çok önemi kalmıyor çünkü bütün sistem büyük ve daha iyi geçiyor gerçekten konserde. Seni tanıyan 1000 ve tanımayan 15000 kişi ya karşı konser vermekle seni gayet iyi tanıyan, hatta üstüne para veren, yani senin konser için bilet satın alıp gelen 500 kişiye çalmak arasında çok büyük fark var. Bir de sadece senin için gelmiş oluyorlar. Oysa bu az önce söylediğimiz açık hava konserlerinde işte 15'lik bir liste varsa aslında belki de o dinleyiciyi sadece 5'i ilgilendiriyor. Evet. Ki bu onun doğal hakkı, yani kötü bir şey olarak söylemiyorum. Tabii onlar bir farklı ruh hali yaratıyor olabilir. Ama diğerlerini de dinliyor bir yandan. Onları da değerlendiriyor. Biz de hiç dinlemediği bir ekip olabiliriz ve biz de dinliyor. Yani dinleyici kazanmak için çok büyük bir fırsat. Kesinlikle. Festivaller. Onun verdiği bir tatlı bir heyecan oluyor. Bu bazen bizim daha iyi çalmamıza, bazen de daha kötü çalmamıza. Yani gerçek performansımızın üstüne çıkarabiliyor, altına da indirebiliyor ama mekan konserlerinde belli bir standardı daha kolay yakalıyoruz. Aynı yerde gidiyor. O daha böyle. Ama festivaller böyle bir zikzak yaptırıyor yani. Nasıl yani bundan 5-10 yıl öncesiyle şimdinin seyircisi, konser alanları, konserdeki ruh hali açık olabilir, kapalı olabilir. Nasıl? Olumlu, olumsuz yani mutlaka bir olumsuzluk açısından sormuyorum. Nasıl? Ben genel olarak olumlu görüyorum ama. Ya en azından şimdi hani 10 yıl öncesine göre festival sayısı daha fazla. Onda tecrübe de daha fazla. Artık daha az aksaklık olan festivaller oluyor. Festival seyircisinde de bir bilinç oluşturduğunu düşünüyorum. Mekan sayısı da aslında arttı bir 10 yıl öncesine kadar. Yani
Yine tabii düzelmesi gereken şeyler var ama yani insanlar daha iyi biliyor artık. Mekanlar iyileşip güzelleştikçe güvenlikler sanki böyle ters bir orantı var gibi bir durum oldu. Daha kabalaşıyorlar gibi hissediyorum. Seyirciye tek, karşı mı özellikle? Seyirciye karşı, bizlere karşı duyuyorum da çevremden de. O aslında. Öyle bir, o bir yandan da şey mi oluyor acaba? Evet. Genel olarak bir güvenlik kaygısı çok hakim olmaya başladı. Evet. Hem bu coğrafyaya hem dünyaya. Evet. Bu belki de güvenlik meselesini daha sert, daha tırnak içinde kaba bir hale mi getiriyor? Bilmiyorum öyle. Şu anda yani sesli düşünüyorum değil mi? Evet. 9 sene evvel bir festivalde çalmıştık. Şimdi onu hatırladım, aklıma geldi. Kıyaslama yapınca. Bizden sonra işte çıkacak olan ekibin fanatik taraftarlarının mesela bizim konseri sabote ettiklerini hatırlıyorum. Neticede bence bir festival kültürü anlamında olumlu bir gelişme var evet. Bence. Veya siz de gitmişsinizdir belki işte Metallica'dan önce Kurban çalıyordu mesela. Adamları bayağı hani evet, evet, zor oradaydım. Anlar yaşatmışlardı evet, Metallica seyircisi. Bugün olsa aynı şey bence olmaz. Seyirci kültür açısından bir gelişme bence var diyorsun. Var, güvenlikte bir şey var. Teknik daha iyiye gitti. Sayılar arttı ama belki o kadar çok daha geniş alanlar olamıyor falan gibi. Bunun cevabı olumsuz bir sürü şey var. Travis'ten önce çalacağız ya. Bravo. Evet. Hemen anladım bir dakika. Aa, çok güzel. Sormadan cevap. O zaman buyurun devam edin. Yani kendi aranızda konuşun. Bunun cevabını orada daha iyi. Yani şimdi gerçi Travis... Travis yani. Bizden sonra çalıyor bu arada. Bizden sonra çalıyor. Onlardan önce çalmıyoruz. Yani. Ben onu düzeltmiyorum. çok özel ve güzel bir albüm var. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde belki de çoktan biletler tükenmiş olacak. Ve fakat bu sene Travis için çok özel bir sene. Çünkü kendilerine büyük bir şans geldi ve Binani'den sonra çalacaklar. Evet. Değil mi? Böyle değerlendirmek lazım olmaz. Herhalde. Her evet. Zaman olmaz. Evet. Onlar da iyi değerlendirdiler. Tanıyacak tanıyacaklar bu sayede. Ama şey olmazsa tabii. Tamam biz dinledik bitti gidelim yani demezlerse. Gitmesinler, evet. Yani gitmesinler kalsınlar o evet. Grupta iyi bir grup değil mi? Çünkü Travis'e de para veriyorlar. Ya da kapak topluyorlar. Para veriyorlar. Senin çok sevdiğin bir grup değil mi? Severim tabii canım, bayağı severim yani. En sevdiğim 4-5 gruptan bir tanesidir. Bize de oldukça yakın yani, kim akıl etmişse Allah razı olsun. Yani iyi düşünmüş. Evet. Şimdi bende ufak çocuk var, öyle ben konsere gidiyorum diye evden çıkamıyorum. Hani başkasının konserini seyretmeye. İşte o vesileyle o konseri de seyrederim yani, iyi olur yani. Çünkü görevli zaten gitmiş bulunacağım. Birazcık daha yani izlerim işte. Ben de o gün kesin bizim konser çıkar deyip yani konserden bir gün öncesine kalırsa bilet alırım diye düşündüm. Bize bir yer ayırırlar mı salondan bitmiş bir konserde bilemiyorum. İnşallah en kötü kenardan köşeden seyredeceğiz. Ya şu anda müzik tarihine geçecek bir sohbet neyle yapıyoruz ya? Bir tanesi diyor ki ben zaten gidemezdim bu sayede gidebiliyorum. Ya yani kendisi orada çalacak, kendisi bütün herkesin merakla beklediği bir müzisyen ama onun derdi hani ben bitireyim sonra seyredebilir miyim? Öbürünün derdi ben bilet almamıştım bilet bulurum bu durumda. falan çok iyisiniz ya harika. Bence bir tanışma olanağı da olacaktır. Eminim ki kuliste bir araya gelme küçük durumu olacaktır. Küçük bir hediyemiz var. Eğer fırsat olursa vereceğiz işte biz de onlara. Bu ciddi mi? Bir hediye mi aldınız? Ciddi. Yani bir cümbüş hediye etmeyi düşünüyoruz yani. Gerçekten mi? Evet evet. Yani benim kendi cümbüşümü hediye edeceğim yani. Başka şeyler de aklımıza geldi. Tulumdu, zurnaydı ama onları çok zor çalarlar. Yani oturup etmek lazım yani. Ama telli bir şeye daha yatkın olabilirler. Onu çözerler diye tahmin ediyorum. Onun için... Böyle durumlarda hep şeyi merak ediyorum. Şimdi Travis'in bir sonraki albümünü merakla bekleyeceğiz. Cümbüş'ün hani çıkış noktası olan banjo. Banjo var. Ziyadesiyle var yani. Hatta konsere açılışlarını genelde banjo ile yapıyorlar. Biz konserin yine de biletleri bitmiş olsa da senden tam duyurusunu alalım mı? Nerede, ne zaman, saat kaçta? 8 Haziran Cuma günü biz 9'da başlıyoruz. Öyle mi? 8.30 kapı açılış öyle gördüm ama sarkabilir. Erken de başlarız. Siz 8'de gelin. Zorlu PSM yok. Sahnenin adı ana sahne. Ana sahnede. Evet evet evet. Ama İyi biletler şey. Bitmiş. Yine de Twitter'dan kovalamakta fayda var. 8 Haziran'da Zorlu PSM'de Pinhani'nin ön grup diye. Arka grubu. Ya diyeyim ama artık o kadar da diyeyim. Sen de Travis'i ezdin ezdin. Arka peki, Travis'in arka grup olduğu müthiş bir konser. Dedirtti bunu bana Sinan. Ona da itiraz etmeyiz yani. Biz önden çalıp sonra gidip uyumak istiyoruz derlerse. Ha, olabilir. Evet, tabii olabilir. Biz bazen öyle... Ama Travis'le birlikte salon boşalır mı? Yok boşalmaz tabii ki. Çünkü... Çünkü bize de para verdi. Kuliste de ben güzel bir sohbet olacağına ve o hediyenin de ulaşacağına eminim. Bizim basın danışmanımız Nurban Hanım'a şey önerdim. Çiğ köfte yapayım dedim ben hani kuliste. İkram edeyim dedi. İşte
çeşitli itirazlar oldu grup içinden veya ekipten. Şey dediler yani sevmeyebilirler dediler, adamlara ters gelebilir, konseri bitirebilir. Konserden önce mi bir de bunu düşündün? Yani konser... Yani mesela acı burasında oturuyor turne iptal. Turne iptal. Ya istiyorlarsa ben onlara konser devam ederken kenarda yoğurayım. Çok güzel, Zorlu'nun tavanına doğru. Bu videonun İsteğe alt yazılısını adamlara bir göndersek mi? Nereye geldiklerini bir, olayı bir anlasalar yani. Yani ben çok mutlu olurdum ya böyle bir şey. Mesela yurt dışında bir konsere gidiyorsun. Orada yerel bir grup var ve işte senin için yemek hazırlıyor. İşte yerel enstrüman getiriyor, ne bileyim. Bu videoyu yolluyoruz Travis'e. Bir şekilde yolluyoruz. Ben açıkçası bugün Pilani'nin 7. albümüne doğru giden yolculuğu, o yolculukta tekliler gelmeye başladı. Hatta bir sürpriz haber de geldi, onu konuşuruz diye düşünüyordum ama tahminim o ki Travis olayından çıkamayacağız. Şeyi sormak istiyorum, şarkılar, bir takım şarkılar sende yavaş yavaş hazır mı? Ve şarkının üretimi sizde nasıl oluyor? Sen tümüyle tamamlanmış mı getiriyorsun yoksa biraz stüdyoda mı şekillendiriyorsunuz? Benim elimde işte bu albümün adayı olarak 30-40 tane şarkı var. Şu anda hazırda. Evet evet, ama bu 30-40 şarkının atıyorum 20'si yeni, 20'si eski diyelim. Yani 20'si daha önce yazılmış ama albümlere yani ya tamamlanmadığı için ya da o sırada kafamda bazı şey oturmadığı için yayınlanmamış şarkılar. 20 tane de yeni yazdım bir önceki albümden bugüne kadar. Ben genelde hani çok fazla stüdyo mesaisiyle yapamadığım için kafamda bir düzenleme yapmaya çalışıyorum kendimce. Böyle en aklıma yatanlar üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Genelde o yüzden stüdyoda hani kaydedip de çok fazla ya bu kötü oldu dediğimiz az oluyor. Yani ben çok fazla kafamda döndürüyorum ve hani kafam oturduğu zaman ancak stüdyoya gidip kayda başlıyoruz ama genelde Selim'in evinde hatta kaydediyoruz. Yani çoluk çocuk yok. Oda da var fazla. Komşularımız anlayışlı. Komşular anlayışlı. Epeydir bir yere gelmediğimiz için komşularımız şeyler epey birikmiş. Mesela şeyden hiç konuşamadık tabii. Bir önce çıkan albümümüzden. Yani, konuşalım şu andan itibaren de konuşalım. Ona dalalım. Nasıldı? Geri dönüşler nasıl oldu? Valla türkü albümü bu albüm ve ciddi anlamda olumlu ve olumsuz eleştirileri aldık. Peki olumsuz ne geldi? Olumsuz. Yani, türkülerle ilgili herkesin farklı beklentileri ve düşünceleri var. Şimdi herkesin de bir penceresi var. Şimdi bir türkünün özü nedir? İşte alırsın bağlamayı tek başına çalarsın. Şimdi buradan başka yerlere gittikçe bazı insanların çok hoşuna gidiyor, bazı insanların hiç hoşuna gitmiyor. Şimdi tek başına bağlamayla yaşadığında bazı insanlara çok sıradan ve sıkıcı geliyor. Bazı insanlar da hah bu diyor yani. Şimdi bu kadar böyle insanların üzerinde uzlaşamadığı bir konu da ne yaparsan yap. Bir bölünme olacak. Tabii sevenler canım, sevmeyenler cepheleri yani, oluşacak. Ya yani şimdi bizimle ilgili herkes her şeyi söyleyebilir. Yani şimdi Erkan Oğur'un türkü albümleri, türkülerle ilgili albümleriyle ilgili dahi ben öyle şeyler okuyorum ki bize gene az bile söylüyorlar. Yani hani öyle müzisyenlere, öyle kıymetli yorumculara bile öyle şeyler söylüyor ki bu millet. Onları okuduktan sonra rahat düz gene bana torpili geçmişler diyor. Az bile söylemiş evet, diyorsun. Evet, tabii tabii yani. Türkülere sahip çıkıyorlar hani kendilerince ama bir yandan tabii abartıyorlar. O zaman hemen şunu sorayım. O albümü yapma ihtiyacını neden duydunuz? O albümü yapmanın arkasında yatan şey neydi? Sahik neydi? Biz dedik yani Türkiye'de 81 vilayetten arası çaldık, ilçelere artık geçtik. Yani artık bu sınırların dışına çıkma istiyoruz. Başka yerlerde de müzik yapalım. Sadece bu arada yurt dışında yaşayan Türklere değil, yurt dışında yaşayan herkese müzik yapalım. Müzik yapalım istiyoruz. Yani mevcut müziğimiz de buna çok uygun değil. Bunun haricinde de bir şey yapmamız gerekiyor. Yani ne yapalım, ne edelim derken aklımızda birkaç fikir vardı. Bunlardan bir tanesi de halihazırda konserde çalmakta olduğumuz türkülerle alakalı bir albüm yaparak dışarı açılmaktı. Şu an için Türkiye içerisindeki yoğun konser programımızdan dolayı kafamızı çok kaldırıp da oralara bakamadınız. Bakamadık ama Türkiye'deki 10 konserdense daha önce hiç gitmediğimiz bir ülkedeki bir konser çok daha fazla heyecanlandırıyor şu an, itiraf etmek gerekirse. Ve yani özellikle bu yazdan itibaren biraz direksiyonu oraya kıracağız gibi gözüküyor. Hatta Kasım'da da bir Almanya turnemiz var. Hani Almanya'dan başlayarak yavaş yavaş Avrupa'da yayılmak istiyoruz artık. Mümkün olursa oradaki bir şirkette de yayınlayıp orada da röportajlar vererek birazcık kendimizi tanıtmak gibi düşüncelerimiz var ama dediğim gibi bu taraf o kadar yoğun geçiyor ki bu yıl daha işte ben Eylül'den Eylül'e sayarım bir seneyi bizim için. Önümüzde Eylül'de daha çok var. 108 konser vermişiz. Geçen Eylül'den bugüne. Ve 2 ay albüm arası verdik. 137 idi bir önceki Eylül'den Eylül'e. Bu
sefer de 120 en az olur yani. Üretim gücü versin. Üretmeye devam ediyorsunuz. Siz ürettikçe biz de dinlemeye devam edeceğiz. Ama her şeyden önce sağlık saat diliyorum size. Çünkü yoğun bir tempo. Evet. Kendinden Usandırma'nın klibi geldi. İmre Haydaroğlu imzalı. O klibe şöyle birazcık bakalım. Çoktan seyretmişsinizdir ama birazcık bakalım. Tırnaktan ayrılmaz. Ne olursun isyan etme. Kendinden usandırma. Kalbimden utandırma. İstedim oldu dünyalar benim. Ama artık eskisi kadar mutlu değilim. Bence çok güzel bir klip olmuş. Yani gerçekten sade ama fikri var. Düşüncesi var ve o düşünceyi çok iyi ifade ediyor. Bu İmre Haydaroğlu'nun fikri miydi? Çiçek mi? Yok. Çiçek benim fikrimdi. Aslında normalde açık havada değişik bir yerde bir klip çekecektik. Sonra o çiçek fikri geldi. Sonra çiçeklerle uyumlu olması açısından işi stüdyoya kaydedip biraz da piyano da bizi ona itti. Şimdi hemen oraya geliyoruz. Bir saniyenizi rica ediyorum. Çünkü bu şarkının elbette çok tanıdık, bildik, hemen kendi dünyasına alan bir Pinhani şarkısı olan bu şarkının hepimizin yakından tanıdığı farklı bir imzası da var. O imzanın size bir mesajı var. Buyurun. Sinan'la tanışmamız yanlış hatırlamıyorsam 2015'ti. Zor Günler diye bir parçada çalmıştım. Çok da güzel parçaydı. Sonrasında bu single'la ilgili irtibat kurduğumuzda da dedim seve seve. Kayıtla ilgili en önemli detay, en çok aklımda kalan, beni en çok etkileyen şey Konya şivesiyle yapılan dublajlar oldu. Benim çok güldüğüm bir şey. Kendisi de çok gülüyormuş. Bu konuda birbirimizi bir yakaladık. Yani kaydı 20 yarım saatte falan çaldıysak zannedersem 1-1,5 saatte bu konuda bağırarak güldük. Kayıtla ilgili en önemli hatırladığım detay bu. Yani onun dışında fena olmadı inşallah. Herkesin iyi umarım. Evet. O zaman teşekkürler. Sonra da işine döndü. Kim bilir neler yapacak. İşine döndü. Şimdi ister istemez soracağız tabii. Soru kendiliğinden geldi. 1,5 saat Konya şivesiyle dublajla geçirilen zamanı birazcık bana anlatman lazım. Özellikle Beyaz Show'la beraber meşhur olan bir dublaj takımı var. Şomağızlılar. Dalga dublaj takımı. Dalga dublaj takımı Şomağızlılar diye geçiyor. Benim babam Konyalı olduğu için zaten o dublajlar beni çok güldürüyor. Oldum olası. Mesela işte orada en meşhur anlardan bir tanesi işte Şeytan Avukatı filmine işte vergi iade zarfı mevzunu işte yedirmişler. Yani adamlar Gökdelen'in tepesinde havuzun kenarında işte bilmem kime vergi iade şeyi sordum, işte fiş sordum, bende yok dedi. Sende var mı? İşte yok dedi falan. Sana şey de dedim, vergi iade zarfını ne yaptın? Fiş falan bulabildin mi? Baktım ha, İbrahim abiye gittim, sende fiş var mı falan diye, vergi iadesine kullanacağız dedim. Ama bende yok işte, valiyeciler gelirse ne yapacağım ben, araştırırlar, soruştururlar. Yani hakikaten Anadolu'da bütün gün işte fiş, vergi iade, bilmem ne fatura, bilmem hani veya işte namaz, abdest bunlar konuşuluyor yani sürekli. Her sen o şiveyi yapabiliyor musun? Tabii yap. Nasıl bir şey, bir şey söyle. Eskiden iki uzun etli ekmeği yiyorduk ama şimdi olmaz. Sen eriklendik hadi canım. Ben anladım stüdyonun nasıl. Şimdi şarkıyı bir kere daha dinlemenizi rica ediyorum. O şarkı hepinizin artık çok iyi bildiği o şarkının arka planında bir de böyle bir eğlence var. Aslında bir yandan da o eğlenceyle çıkıyor her şey. Çağrı'yı da özellikle sormak istiyorum. Yani bence Çağrı'yı konuk alırsanız onu da bir konuşturun, o da gayet iyi yani. Çağrı konuk aldın mı zaten hepsini yapıyor. Çağrı'yla çalışmaya karar vermek nasıl oldu bu şarkıda? Bir öncekinden çok memnun kaldık işte. Başarılı çocuk. Zor günlerde. Yani Çağrı'yı ben birçok ekipte hep çalarken görüyordum. Hani nasıl çaldığını da çok iyi biliyorum dolayısıyla. Ama tabii kendi şarkımızı ilk defa çaldığında, Zor Günler'de çaldı ilk defa. Benim beklediğimin çok üstünde bir performans göstermişti. Daha da böyle hoşuma gitmişti yani. Tam sanki 40 yıllık Pinhani üyesi gibi çaldı o gün. Bilsem biraz vakti olabileceğini çok isterdim yani. Keşke bizim ekipte her konserde sürekli olsa. Tabii çok güzel olur. Bizim ekibi 2-3 gömlek yukarıya taşır. Tabii. Peki ben hiç bunu teklif ettin mi? Ya etmedim de. Olsun biz burada yine de Çağrı. Yani. Bak seyrediyorsan sana açık davet var. Seyrediyorsan gel, ben de aracı olacağım. Buluşturacağım sizi. Eğlence 10 numara. Konya şivesi 10 numara. Her şey yok. Daha ne yapalım sana yani? Toprağın bir ortağı. Bekliyorum seni ortağım. Bir de bir sürpriz var. Siz bu videoyu
seyrettiğinizde henüz duymuş olmayacaksınız galiba. Muhtemelen. Çünkü şimdi daha duymuş olmayacaklar. Muhtemelen. Ama biz çok sağ olsunlar biraz önce bana demo kaydı diyebiliriz değil mi? Ona da bir demo kaydını dinlettiler. Sürpriz bir isim geliyor. Şu anda açıklamıyorum. Açıklayabiliriz. Açıklayalım mı? Tabii canım, sorun değil. Açıklıyoruz o zaman. Noktalı virgül farkı. Bence bu yaz hepinizin çok konuşacağı bir düet geliyor. Ama düet deyince sözlerin bir kısmını bu söyledi falan değil. Birlikte söyleyince hikayeyi oluşturan bir kadın erkek hikayesi. Ve benim çok sevdiğim, sizin de çok sevdiğiniz bir isimle düeti var Sinan'ın. Ve Pinhani kaydı tabii ki. Melis Danişment'le bir düet geliyor. Harika olmuş. Peki madem. Peki Madem, şarkının adı da Peki Madem. Zaten o Peki Madem şarkıyı bir kere duyduktan sonra o Peki Madem dilinize başka bir şekilde pelesenk olacak arkadaşlar, harika. Melis ortaklığına nasıl karar verdiniz? Melis'le geçen kış 5-6 tane konserde beraber konser çıktık. Şöyle bir şey oldu. Melis Anadolu'da çok fazla şehire gitmiş bir solist değil. Önümüzde 25-30 tane Anadolu şehrinde konser var. Bunlardan hani ay şurada da çok konser yapmak isterdim dediklerim varsa bizimle beraber gel, öyle duyuralım konserleri beraber diye. İşte biz senin parçalarını çalışırız 6-7 tanesi neyse. Sen de bizimkilerin bazılarını da eşlik edersin. Öyle beraber bir konser yapmışız, ister misin dedim. O da tabii çok iyi olur benim için dedi. Seçti bazı şehirleri. Tabii çok da güzel oldu bence. Beni de rahatlattı. Hani benim işim azalmış oldu. Bir konserde 25 tane arka arka şarkı söylemektense bir kısmının Melis'i söylemesi tabii beni çok rahatlattı. Seyirciyi de bence rahatlattı. Sahnenin enerjisi de değişir. Dünyanın en iyi solistini bile yani 25 şarkı üstüne dinlemektense o da birkaç kişinin söylemesi daha hoş oluyor bence. Her bakımdan çok güzel oldu. Bir de Melis bizim iktidai şartlarımıza uyum sağladı. Anadolu'da oldukça iktidai şartlarda konser veriyoruz. Sahne üstünden ziyade sahne arkasını toparladı diyebiliriz. Oyun yani daha düzgün bir enerjide durup tuvalete girdi yani. En son onlar, yemeklerin kalitesi biraz daha arttı. Hep deneysel takılabiliyoruz. Çok da yapmadık aslında. Torpil geçmedik yani. Gene aynı kuru fasulyecilerde duruldu yani. Evet. Ya onunla, işte o, ama muhabbetle ilgili bir de videosu var ya Instagram'a koydu. Ha, evet. Şey oynarken. Maç yaparken hep seviyesiz küfürleşmeler. Hiç normalde yani olmayacak Melis şey. Melis alınca beyefendinin için pas atmıyorsunuz. Beyefendinin için pas atmıyorsunuz. Ne dediğini anlayamadım. Senin için ne yapabilirim diye çarptım. Adam gibi oynar. Arası da seksist olmaz. Evet. Kime pas verdiğini anlayamadım. Oturup şöyle ayaküstü sohbetimde bile benim zihnimi açan, çok sevdiğim bir insan, iyi bir gazeteci, çok güzel yazılar yazıyor filan. Dolayısıyla çok güzel bir yazı yazdı. Dolayısıyla yani Melis'in varlığının nasıl bir derleyip toparlayıcılığı olduğu, şakalar bir yana, evet, çok evet. iyi tahmin edebiliyorum yani. Peki o zaman son olarak şunu da sorayım. Şimdi klip geldi, ilk tekli geldi, ikinci tekli yolda. Onun bir tarihi var mı kafanızda? Yok Melis... vallahi ama bugün gene Melis'le beraberdik bununla ilgili ne yapalım ne edelim diye konuşmak için. Hani herkes fikrini döktü. Karar çıkmadığı için hani ne yapacağınızı bilmiyorum ama muhtemelen önümüzdeki hafta onunla ilgili bir girişimde bulunuruz. Birkaç hafta ya da en fazla bir ay içerisinde. Ben bir ay değil, hatta buradan yani bütün herkese de söyleyeyim, Temmuz başını geçirmeyin. Yok, geçirmeyin. Yani böyle geçirmeyin derken sanki ben bunun karar merci değilim de duygu olarak geçirmeyin. Biraz çünkü bu sene seçim meçim var. Ama işte seçimin hemen sonrası Temmuz tabii. başı eğer tabii. olacaksa ikinci tur ikisinin arasında bir yerde olabilir. Yani Temmuz başını seçim geçirmemek de. Seçim şarkısı olur ya. Peki madem. Peki madem. İnanamıyorum, noktayı koydu. Noktayı koy. Ya bir dakika. Ama seçim sonrası şarkısı değil mi yani? Evet, noktayı giderek koyuyorsun ve 3 noktaya çevirdi. 3 noktayı koydu. Albümde zaman geliyor. Sinir bozuldu. Albümde zaman geliyor. Albüm mü? Vallahi işte böyle parça parça geliyor. Yani işte ama hep böyle single mı gideriz? Albüm tekli. Hani... Ama şey, evet, niye single dediysem tekli hep ben derim halbuki. Yani bir planımız yok ya, kervan yolda düzülür. Yani hani böyle heves ettikçe birer yayınlarız. Sonra albümü heves ettikçe de albümü yapar geçeriz. Yani bir planımız yok. Çok profesyonel
takılmıyoruz genel olarak yani zaten. 2018'in içini düşünüyor musunuz? Hiç 2018'in sonunu bilemediniz. 2019'un başı yani. Daha geç olmaz tabii. Bir de çok şey çalışıyoruz biz yani böyle hani defalarca hani düzelterek bir daha yaparak olmadı baştan. Biz dinlemek için sabırla bekleriz. Hiçbir acelesi yok. Sürprizlerle geldiniz bugün. Bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. O zaman böyle çok uzun bir ara koymayalım da birikmesin konular. Biz sene bitmeden bir kere daha buluşalım. Olur. Almanya'ya gidin gelin buluşalım. Oradaki deneyimleri konuşuruz. Olur. Almanya turnesi sonrası görüşeceğiz. Şimdilik Almanya turnesi sonrasına kadar bütün hikayeler buradan da sürprizle geldiler. Üretmeye devam ediyorlar. Pinhani bizimle birlikteydi. Sensiz cenneti hiç düşünemedim. Bu dünyadan bir şey olmaz. Ama bari sen mahvetme kendinden, usandırma.